Kuddise Sur. Ebul Bekal Umeri İbn Ferhûn El Mesalül Melfuza isimli eserinden naklen. Maul Ayneyn Evliya Allah'ın reislerinden. Bu zatlar diyorlar ki her kim Aşura günü 70 kere Hasbiyallâhu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir Bu hepinizin bildiği kolay. 70 kere. Bunu okuduktan sonra bir dua var. Sübhanallah mil el mizani ve muntel -il ilm ve mevlegar rıza ve zinetel arz Uzun ömür için ben bunu her gün zaten okurum. Hadis-i şerifte diyor ki düşmanına galip gelmeyi, kötü ölmekten korunmayı, rızkının artmasını, ömrünün uzamasını isteyen bunu okusun diyor. Bu duaların kitabında zaten var. Ama o günlük üç kere okunma şeyi ayrı. Bu sadece aşura günde mahsus. Zaten günlük üç kere nerede okuyacaksınız? yani ben biliyorum sizi de. Bari senede bir gün aşura günü. Bir daha vereyim size. Bazı rivayetlerde aşure dokuzudur. Bazı rivayetlerde aşura dokuzudur. Yani ben sizin yaşamanızı istiyorum biliyor musun? Cemaat lazım anladın? Ha cemaat lazım. Burada gelip duvarlara mı konuşacağım? Ben sizin yaşamanızı istiyorum kardeş. Hadi bu tiyoyu da vermiş olayım yani bir sırrı daha söyledik. Siz çift dikiş olsun yarın da bunu yapın. Bence. Çünkü bazıları böyle okudu okudu da niye öldü diyenler oluyor ya. <laughs> Onun için söylüyorum ha. Zaten eceli bu sene gelene bu duayı okumak nasip olmaz. Ama bu duayı okumadı diye bu sene ölecek demek değil. Ölecek olsa bütün gavurlar ölür seneye kadar. Biz de kurtulurduk yani. Öyle bir şey yok yani. Gavurlar hoş okumuyor bu duayı. Burada şunu demek istiyor. Bilenler yani. Bunu okuyan Allah'ın izniyle Mevla ömrüne bereket ver. Mevla ta ezelde senin bu sene bunu okuyup okumayacağını bildi mi bilmedi mi? Bilmiyorum. Bildiğine göre de yazdı mı yazmadı mı? E o zaman madem ama senin okuyacağını bildiğine göre sen okursan okuyacaksan okuyacağını bildi değil mi? Evet. İş yine nereye dönüyor? اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُوا لِمَا خُلِقَ Yazıya güvenmeyin. Siz amele bakın. Siz sonunuzun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Duanızı, amelinizi eksik etmeyin. Kim neresi için yaratıldıysa, kim ne kadar yaşatılacaksa ona o nasip edilir diyor. Sahih hadiste geçiyor kaderin. Hani sırrını soran sahabiye. Sen ameline bak diyor. Sen Allah'ın kaybına levh mahfuzuna muttali olamazsın diyor. Ama ezelde ne yazılsa bozulmaz. E bozulmaz ama sen de ne yapacaksan o yazıldı yani. Mevla'da senin yapacağını bilerek yazdı bunu. Onun için bize düşen ne şu an? Zikretmek. Dua etmek, Allah'a sığınmak. Öyle mi? Evet. Şimdi hasbi Allah'ın vekil ni'mel 70 kere tesbihle 70. Peşine de bu mil elmeyeceğim. Bu dua hayat sigortanızdır. Sayfa 91. Derginin Lale Gül'ün sayfa 91 başında ilk satırlarından başlıyor. Bunu kaç kere okuyorsunuz? 7 kere. Böyle yaparsa diyor, o kişi o sene ölmez eceli gelen ise o sene okumaya muvaffak edilmez ben size diyorum ki siz yine de yarın da okuyun yani cuma cumartesi okuyun ama esas günü nedir? cumartesidir sayfa 91'de yine bir dua vardır bu da Şahabuddin sure verdiği Evliyaullah'ın reislerindendir bu duada çok önemli bir duadır üçüncü maddede bu duada da aynı Eceli takdir edilene o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip edilmez. Üç kere okunacak diyor. O da başka bir dua. Şimdi ne olacak? Yedi kere yetmiş aşkın Allah'ın Yedi kere Sübhanallah Milel Mizan duası. 91'deki. 92'de de yok. Sayfayı fazla mı açtık? Ne oldu bu şimdi? Doksan e, 91'de. İkisi de işte 91'de. Üstteki yedi kere okunuyor. Alttaki üç kere okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan üçüncü maddede bunlar okunursa Allah'ın Allah Teala hayırlı uzun ömürle bizleri yaşatsın fazl